into a mighty empire. Oyun dünyasında bu ay programından herkese merhabalar. Bu videomuzda Ekim ayı içerisinde çıkış yapacak oyunlardan dikkat çekenlere yakından bakacağız. İlk oyunumuz Age of Empires 4. Oyun dünyasının en köklü serilerinden biri olan Age of Empires, daha önce Company of Heroes ve Dawn of War gibi oyunlara imza atmış, Relic Entertainment tarafından geliştirilen 4. oyunuyla birlikte uzun bir aradan sonra oyun severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Karanlık çağlardan Rönesans'a kadar 500 yıllık bir döneme yayılan 35 farklı görevin yer aldığı oyunda ayrıca 8 kişiye kadar arkadaşlarınızla rekabet edebileceğiniz PvP ve PvE modları yer alacak. Karada ve denizde yapacağınız savaşlarda ordunuza liderlik edeceğiniz, bir yandan da kaynaklarınızı yöneteceğiniz Age of Empires 4, yapımcısının söylediğine göre hiçbir mikro ödeme içermeyecek ve ilerleyen zamanlarda da DLC ve genişleme paketleriyle içeriği arttırılacak. Seriyi seven oyuncuların hasretini sonlandırmasını umduğumuz Age of Empires 4, 28 Ekim'de PC için çıkış yapacak. Built into equipment. Bu ay çıkış yapacak bir diğer köklü serinin devam oyunu da Far Cry'a ait. Özellikle Far Cry 3 ile övgü toplayan ancak sonrasında çıkan oyunlarla aynı formülü farklı temalara giydirmenin ötesine pek geçememesiyle kimi kesimlerin ilgisini kaybettiği Far Cry serisi 6. oyunuyla birlikte yine göz korkutucu bir baş karaktere ve onun yönetimindeki bir adada yaşayacağımız maceralara göz kırpıyor. Pek çoğumuzun Breaking Bad ile tanıdığı Giancarlo Esposito'nun Anton Castillo isimli bir diktatörü canlandırdığı oyunda Danny Rojas isimli bir karakteri kontrol ediyoruz ve rejimi devirip ülkemizi özgürlüğüne kavuşturmayı hedefleyen bir gerilla mücadelesinin parçası oluyor. Yine tropikal iklimin hakim olduğu bölgelerde çeşit çeşit düşman ve vahşi doğayla mücadele edeceğimiz yeni Far Cry'in önceki oyunlardan ne kadar sıyrılabileceğini çıkışıyla birlikte göreceğiz. Far Cry 6, 7 Ekim'de PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series ve Xbox One platformlarında boy gösterecek. Fun. Bu ayın dikkat çeken oyunlarından biri de Marvel's Guardians of the Galaxy. Eidos Entertainment tarafından geliştirilen ve dağıtımcılığını Square Enix'in üstlendiği oyun, Galaxy'nin koruyucularından Star-Lord'u kontrollerimize sunacak. Çizgi roman ve filmlerde yer almayan, tamamen yeni bir hikayenin anlatılacağı oyun, açık dünya yapısında olmasa da keşfe çıkabileceğiniz büyük alanlar barındıracak ve tamamen tek kişilik hikaye moduna yoğunlaşacak. RPG elementleriyle birlikte yapacağınız seçimlerin ekip üyelerinizle olan ilişkinizi etkileyeceği açıklanan oyunun şimdiye kadar ortaya çıkan bilgiler ışığında merak uyandırdığını söyleyebiliriz. Marvel's Guardians of the Galaxy 26 Ekim'de PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve Nintendo Switch için çıkış yapacak. Left 4 Dead serisiyle adından söz ettiren Turtle Rock Studios, ruhani bir devam oyunu diyebileceğimiz Back 4 Blood'la Eylül ayında oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 4 kişiye kadar birlikte hareket ederek insanlığın soyunu tehlikeye atan zombi istilasına karşı mücadele vereceğiniz oyun, dinamik oyun yöneticisi isimli bir özelliğe sahip olacak. Bu sayede oyun alanında yaptığınız eylemler farklı sonuçlara gebe olabilecek ve yapımcılar da bunun yeniden oynanabilirliği arttıracağı düşüncesinde. Ağustos ayında 2 adet açık beta ile oyuncuların karşısına çıkan oyun 12 Ekim itibariyle PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series ve Xbox One platformları için tam sürüm çıkışını gerçekleştirecek. Battle Royale türünün bugünkü popülaritesine ulaşmasında en büyük pay sahiplerinden biri olan PUBG, PC tarafındaki liderliğini rakiplerine kaptırmış olsa da özellikle mobil tarafta halen daha yoğun bir şekilde oynanmaya devam ediyor. Yapımcılar da bunun farkında olacaklar ki tamamen Android ve iOS için geliştirilen PUBG New State'i Ekim ayında oyuncularla buluşturacaklar. 2051 yılında geçecek oyun 8x8 kilometrelik Troy adlı bir haritada geçecek ve yine Battle Royale modlarından aşina olduğumuz üzere 100 kişi olarak başladığımız hayatta kalma mücadelesini ayakta kalan son kişi olarak tamamlamaya çalışacağız. App Store sayfası açılan, Google Play'de de ön kayıt aşamasında olan oyunun 8 Ekim itibariyle iOS ve Android cihazlarda boy göstermesi bekleniyor. Thank you.
Ekim ayının diğer öne çıkan yapımlarına bakacak olursak, Ubisoft'un Steep oyunuyla geliştiği ekstrem sporlar temasını Forza Horizon benzeri bir festival havasına dönüştürdüğü ve bisiklet rallilerinden Wingsuit yarışlarına kadar pek çok atraksiyonu içerisinde barındıran Riders Republic, 28 Ekim'de PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series ve Xbox One için, Crysis serisini yenilenmiş bir şekilde tekrardan kontrollerimize sunacak olan Crysis Trilogy Remastered 15 Ekim itibariyle PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch beraberinde geri uyumluluk sistemleri sayesinde PlayStation 5 ve Xbox Series platformları için, Nintendo'nun efsaneleşmiş oyun serilerinden Metroid Prime'ın 2017'de duyurulduktan sonra sesi soluğu çıkmayan yeni oyunu Metroid Prime 4 bir kenara, Metroid dünyasını iki boyutlu aksiyona taşıyan Metroid Dread 8 Ekim'de Nintendo Switch için, çocukluğumuzun çizgi filmi Shirin'leri oyun dünyasına taşıyan The Smurfs Mission Belief 26 Ekim'de PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series ve Switch için, Koei Tecmo tarafından geliştirilen ve korku oyunları söz konusu olduğunda hatırı sayılır bir yere sahip olan Fatal Frame serisinin ilk olarak 2014'te çıkış yapan oyunu Fatal Frame Maiden of Blackwater Remaster sürümüyle birlikte 28 Ekim'de PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve Switch için, NASCAR yarışlarının aksiyonunu kontrollerinize sunacak olan NASCAR 21 Ignition 28 Ekim'de PC, PlayStation 4 ve Xbox One için ve 4 kişiye kadar arkadaşlarınızla mücadele verebileceğiniz onlarca oyun moduna ev sahipliği yapan Mario Party Superstars 29 Ekim'de Nintendo Switch için çıkış yapacak. Peki sizin merakla beklediğiniz oyunlar hangileri? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzda Ekim ayında çıkış yapacak oyunlardan dikkat çekenlere yakından baktık. Bir başka videoda görüşmek üzere, herkese iyi oyunlar.